Arkadaşlar merhaba. Bugün üzerinde konuşmak istediğim kitap Arzu'nun Botaniği adlı kitap. Ee, arkadaşlar kitapta dört tane e, bitki ele alınıyor ve bu dört bitkinin insanlıkla işte 10 bin yıldır, 15 bin yıldır belki tarih içinde daha eskilere de dayanan arkadaşlığı diyebileceğimiz bir e, birlikte evrimi, birbirlerine olan katkıları, etkileri vesaire gibi bir kitap. Bitkiler, elma, lale, marihuana ve patates... Arkadaşlar kitap benim son zamanlarda okuduğum en güzel kitap diyebilirim. Şöyle söyleyebilirim. Adam bu bitkilerin sadece böyle tarihini falan anlatmamış. Bunların altında yatan duyguları da bize ifade etmiş. Örnek veriyorum. Laleyi anlatırken yani estetik konusuna giriyor. İnsanoğlunun estetik zevklerinin gelişmesi, bunların önemi. Laledeki estetik konusunu anlamış oldum diyebilirim. Mesela şimdi herhalde bir yere girdiğiniz zaman orada da bir estetik var mı? Bu bir Ev olabilir, bir evin yapılımı olabilir, bir şehir olabilir. Ve bizim şunu anladım ülke olarak kesinlikle çok yoğun miktarda böyle çok aşırı miktarda estetiğe ihtiyacımız var. Yani şu andaki şehirlerin yapısını düşünün ya da insanların zevkleri vesaire. Patates konusunda GDO muhabbetine giriyor ve GDO'daki bu sakat durumları yani bir şeyin genetiğini değiştirilmesi. Mesela örnek veriyor bir enstitü gibi bir yerde yeni patatesler geliştiriyorlar filan ya. Bir tanesinde işte nasıl diyeyim başarılı oluyorlar bilmem ne. Onun deneyselliyorlar orada ama daha sonra piyasaya sunuyorlar. İşte tarlalara falan ekiliyor bilmem ne. Bu esnaya kadar bak sorun yok. Sonra böcekler falan arkadaşlar o patatesin çiçeklerini falan yiyor. Gene sorun yok. Sonrasında e, yabani kuşlar o böcekleri yedikten sonra yumurtalarındaki yumurtalarının kabukları yumuşamaya ve kırılganlaşmaya başlıyor. Ve sonra yabani kuş türlerinde pek çoğunun işte böyle nesli tükenme seviyelerine geliyor. Pek çok kuş türü acayip şekilde zarar görüyor. Yumurtaları zayıfladığı için o ilk başta patatesin genetiğindeki değiştirilen etken maddenin onlara dolaylı olarak birkaç adım sonra yumurtalarının o kabuklarının güçsüzleşmesine yol açması şeklinde. Yani patates kısmında da benim bu GDO muhabbetini şey yapmıyorum diyelim. Elma konusunda ise arkadaşlar elma sonuçta bir şeyi temsil ediyor. Yani dinlerde de tatlılık duygusu vardır yani bizim temel duygularımızdan biri herhalde en temel düşününce doğada bir şey acıysa ya zehirlidir ya böyle kötüdür filan gibisinden ama şey tatlıysa iyidir iyi bir şeydir tatlılık iyidir yani dünya bir bahçe gibi düşünecek olursak tatlı şeyler iyi gibi elma da bunların sembollerinden bir tanesi ve sonuç itibariyle şekerin insan beyni için önemi vesaire bunları da düşünebiliriz enerji aynı zamanda yani elma konusunda da bunları anlatıyor diyebilirim. Ee, Mariana'da sarhoşluk bu konularla ilgili. insanoğlunun bu duygu ve bu bitkiyle olan bu konular. Bence yazın okunacak güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Bana bu Kafka'nın kitabında söylediğim hani biz de bir şeyler yapmalıyız muhabbeti vardır ya. Yani. Çevremiz bizi etkiliyor ama biz de etken olarak bilmem ne. Bu kitap bu fikri tamamen değiştirdi. Arkadaşlar ister istemez her şey birbirleriyle ilintili dünyada. Yani bir bakterinin yok oluşu bizi etkileyebiliyor. Ya da mesela benim eğitim görevlisi bir arkadaş vardı. Bir gölde bir araştırma yapıyorlardı. Alkilerin o göldeki işte artık sayılarını mı, çeşitlerini mi bunları inceliyor mesela. Yani oradaki alkiler yok olunca diyor bütün göldeki yaşam yok oluyor. En büyük avcı balıklar filan. Hani alkle ne alakası var dersin ama tamamen böyle birbiriyle harmoni halinde bir dünya düşüncesi verdi bana. Yani devletlerin sınırlarının da esasında olmadığı, bütün her şeyin dünyada tek bir canlılık olduğu, dünyanın tek başına bir canlı olduğu ve en basit yaşam formundan bir bütün olduğu, harmoni halinde. Yani ben etken olayım, olmayayım gibi bir durum yok. Olmadığın zaman da bir şey etkide bulunuyorsun. Ne yaparsan yap, illa bir etkimiz var yani. Bu yeryüzünde ama kader gibi yani anlatabiliyorum. O fikrim tamamen değişti diyebilirim. Bir bütüncül bir şey. Tek böyle ayrı ayrı ele alınacak bir şey değil yani dünya. Ya da işte şu devlet ya da işte bu sistemler ya da bu dere ya da bu bitki ya da şu şey. Hani o Einstein'ın şeyi var ya. Hani arılar yok olursa filan muhabbet. Yani ayrı ayrı ele alınacak bir şey değil dünya. Dünya bence bu konuda üzerindeki yaşam, canlı ve cansız varlıklar, toprak, işte hayvanlar, bitkiler, insanlar vesaire hepsi esasında bir bütün el olarak ele alınması gereken bir şey. Ve Şeyi de öğrendim diyebilirim bu dil mevzuu. Kitapta o da bence çok değişik biçimde bahsediliyor. Hani biz diyoruz ya mesela elmayı mesela ben yedim bilmem ne. Ama aslında elma da bizi kullanmış oluyor. Hani biz insan hani erkek egemen dil diyorlar ya. İnsan egemen bir dil kullanıyoruz ama esasında arkadaşlar elma da bizi mesela kullanmış oluyor gibi. Yani o da yayılmış oluyor dünyaya. Hani o bize şeker bilmem ne veriyor. Biz de ona onun türünü çoğaltıyoruz ya da Mariana sana sarhoşluk veriyor, sen de onu çoğaltıyorsun gibi. Yani bitki de esasında olduğu yerde duruyor ama esasında o da bizi kullanıyor gibi bir durum var. Yani hani şeyin örneği gibi çiçek ve arı. Şimdi arının bakırsıyla belki sadece hani işte oradan besleniyor çiçekten ama esasında çiçek de arıyı kullanıyor. Arı değil mi içine girerken o polenlerine bilmem neler sürütülüyor ve sonra diğer çiçeğe giderken esasında çiçeğin o böyle şek için gerekli olan çeşitliliği biyo çeşitliliği esasında arı o polenleri yayarak yapmış oluyor yani esasında çiçek de arıyı kullanıyor gayet arı da çiçeği kullanmış oluyor gibi daha doğrusu kullanmadan ziyade her şeyin birbirleriyle olan bağıntısı gibi bağlantısı gibi yani görmediğimiz milyonlarca milyarlarca ...bağlantıdan oluşan bir dünya anlayışını bana sundu diyebilirim. Eğer bu tarz konular, botanik, bilmem ne filan ilginizi çekiyorsa tavsiye ederim. Biraz böyle ilgilisine gibi bir kitap. Ben keyifle okudum. Dört e, bitki, dört 4 bitkinin insanlığa sunduğu dört duygu... ...ve insanlığın bu duygularla ne yaptığı ve insanlığı... ...ve biraz da şey eleştirisi de var. İnsan doğa insanın doğayla olan ilişkisinde yani insanı hani doğadan hariç biz doğa ve insan gibi düşünüyoruz ya çok aptalca kesinlikle söylüyorum. Abi insan tamamen bu doğanın içinde bir şey. Herhangi bir bakteriyle, herhangi bir virüsle bilmem neyle hemen yok olabiliriz. Yani biz kendimizi doğadan yalıtılmaya, hani yalıtmaya çalışıyoruz gibi bir hava var medeniyette değil mi? Bu canlılıktan, ormanlardan ya da işte hani nedense bilmiyorum hani bu şeyden yalıtıyor insan doğadan ama aslında öyle değil felaket durumlarında herhangi bir şeyde hani hemen aslında insan dünyaya ait olduğunu anlıyor gibi bence ben bunu çok net anladım diyebilirim yani dünyadan ayrı gibi düşünmek insanı o biodiversity'sinden yani şeyden pardon biyoçeşitliliğinden ayrı gibi düşünmek esasında tamamen kendini kandırış gibi bunu kabul eden insan da ne yapacak tabii ki ne yapar bence? Doğa ile daha bütün olmaya çalışır. Yaşadığı yeri yeşillendirmeye çalışır mümkün olduğu kadar. Hayvan çeşitli. Hani demek istediğim yok abi biz bütüncülüz. O arı yok oldu ben de nalları dikebilirim mantığı esasında daha doğru. Ya da dere gitti yok abi filan gibisinden. E, kapanış olarak Kızılderili Şefi <laughs> hani şey var ya insan e, paranın yenmediğini son dere kuruduğunda Son balık öldüğünde anlayacak falan gibi. Esasında şey yani mantıken yani doğru. Yani bunları da çok net anladım ve üzerlerine falan dediğim güzel bir kitap. E, detaylıca vaktiniz varsa okursanız e, keyifli bir kitap diyebilirim. Kendinize iyi bakın. Mutlu günler.